Start'ta Fiat Abarth Motorspor'un bu sezon Avrupa Şampiyonası koşacak pilotu Volkan Işık'la sohbetimiz devam ediyor. Volkan Işık bildiğiniz gibi Dünya Rally Şampiyonası'nda puan alan tek Türk pilot. Bunu hep söylüyoruz. Mikkelsen'in bizdeki versiyonuna bakıyoruz. Ee, şu anda Selim Bacıoğlu, Yağız Avcı, Fatih Kara gibi 3 isim ön planda. Biraz da Hasan Özseyhan. Ee, bunlar ön plana çıkan genç pilotlar. Pek o versiyon şey olmadı çünkü o daha ehliyet almamış. <laughs> evet e, ama işte Yağız 22 yaşında. Evet, Yağıza yakın evet. ee, Selim 20 yaşında. Ee, Hasan 23 yaşında. Fatih biraz 25 yaşında biraz onlardan büyük. O da Latvala yaşında. <laughs> Latvala yaşında. Evet. Latvala yaşında. Şimdi bu çocuklar ki en azından iki tanesi, üç tanesi ellerinde dosyalar babalarıyla veya tek başlarına veya onları yarıştırmak isteyen Ercan Kazaz'la sponsor arıyorlar. Hepsi mi Ercan Kazaz'la sponsor arıyor? Şimdi isim vermek ne derece doğru ama tabii artık saklayacak bir şey de yok. Yağız bildiğim kadarıyla Ercan Kazaz'la konuşuyor. Fatih Kara zaten sözleşmeli pilotu. Hasan Özseyhan'la Ercan Kazaz'ın yolu ayrıldı. O resmi olarak açıklandı. Bu göz, Selim de aynı şekilde bir anlamda Ercan Kazaz'la bağıntılı. Ellerinde dosyalar Ercan sponsor arıyor. Sponsor bulursa gelecek vadeden Türkiye'nin gelecek vadeden gençleri yarışacaklar. Ne ala. Bulamazlarsa geçmiş olsun yarışamayacaklar. O tarafa bakıyorsun aradan birisi seçiliyor ki Norveç'te bunlar milli kahraman sen daha iyi biliyorsun. Petter Solberg olsun, Tardeşim. Henrik Solberg olsun, abisi olsun. Milli kahraman bir etap kazanıyor. Yer yerinden oynuyor. Biz ne yapmalıyız? Ne açıdan? Ya yani biz de buna benzer bir genci ön plana çıkartmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Yani ama ne sponsor var, ne elinden tutan var. İşte Orada elinde dosyayla, e, hazırladığı bir CD ile. Bakın ben bunları yaptım, şu CD'yi de izleyin. Ama bir de orada bir de anlayış var. Siz ben bunları yaptım dediğiniz Söyleme zaman, e, ben bunları yaptım dediğiniz zaman e, dinliyorlar ve anlıyorlar. Ve destek olmayı düşünüyorlar. E, oluyorlar veya olmuyorlar bir şekilde. Ama bir çaba var, orada bir anlayış var. E, Avrupa'da böyle bir anlayış var. E, spor orada çok kıymetli. E, otomobil sporu da çok kıymetli ama genel anlamda sporcu kıymetli. E, bizdeki e, bakış açısıyla aynı değil. Örtüşmüyor. E, örtüşmüyor tabii ki. Otomobil sporuna geldiğimiz zaman e, her şey sponsordan beklenmemeli bence. E, çünkü e, sponsor içinde aslında bu sporu yapacak sponsorlar yapmak isteyen sponsorlar var. Onlar da en doğru adım atmayı bekliyor. Bazıları e, zamansız adımlar atıyor ve sonra da geri çekiliyor. Bu tabi hoş da olmuyor. Doğru. E, ama otomobil sporu, her zaman e, söylerim otomobil sporu çok renkli bir spordur. Bu sporun içerisinde her marka olmak ister ama ne şekilde olacağı e, ve kiminle olacağı önemlidir onun için. Ve e, tabi bir marka açısından da baktığımız zaman bugün bir markanın spora dahil olup ertesi gün çekiliyor olması da e, ne markaya ne de spora faydası vardır. Ee, ancak benim inancım otomobil sporu gibi renkli dinamik bir sporun içerisinde, Türkiye'de gelişmekte olan bir sporun içerisinde her marka bulunmak ister. Tekrarlıyorum kiminle ve nasıl bulunacağı önemlidir. Yani üzeri kapalı diyorsun ki bir üretici, bir otomotiv firması veya bir sponsor, X bir sponsor çalışacağı insanın vizyonuna bakar, seçer, belirler. Elbette girmek ister ama kimle nereye gitmek istiyor, hangi adım atmak yani istiyor? dosyayı yapıp kapı kapı dolaşmanın bir faydası yoktur. <laughs> bu kadar açık ve net değil mi? <laughs> bu kadar açık, bu kadar açık ve net. Tabii ki araştırma yapmakta yeni görüşmeler yapmakta fayda vardır ama tek Başına bunu yapıyorsanız bence Yanlış başarısız olması olması veya sonuç alınamaması çok mümkündür. Peki. Norveç Rally'sinin görüntülerini izlemeye devam edelim. O kar üzerinde nasıl gidiyorlar ve biz niye bunu yapamıyoruz ardından da sohbetimize devam edelim.